Merhaba arkadaşlar, siyah seven kullanıcılar için neler önerirsin demiş Umutcan adında bir arkadaş. Umutcan siyah seven SS kullanıcılar için, SS motosiklet kullanıcılar için süper sport seçenekleri var elimizde. O yüzden hani 4 tane kask seçeneği çıkarttım. Bunlar full siyah, mat, bu da parlak. Şöyle diyebilirim, hani birazcık detay vereyim, gireyim. Böylece hani en azından alabilirsiniz, alırken de en azından bilginiz olmuş olur. Siyah, mat şeyler alırsanız arkadaşlar çabuk çizilir ve çizildiğini kolaylıkla belli eder. Parlaklarda öyle bir durum yoktur. Bunu motor gıdancılığından anlayabilirsiniz. Daha önceden bir arkadaşımız bilgi vermişti. Ben de oradan size söylüyorum. Shark'ın bu kaskını alabilirsiniz. Yine Shoei'nin NXR kaskını alabilirsiniz. Süper Sport'a uygun olanları çıkarttım. Yine Shark'ın bu mesela Skiwall 2 Next S200'de alabilirsiniz. Tamamen sizin bütçenize bağlı. Shark'ın işte Riddle'ini alabilirsiniz. Shoei'nin NXR'ı var. Mat, siyah, şu bu filan falan hepsinden alabilirsiniz. Ben bunların hepsi spor seçenekler. Hadi bu tam olarak spor değil de biraz hani naked, commuter, scooter tarzına da gidiyor. Ama hani bu kaskları çıkarttım. Mont önerisi ise spor sürüşe uygun yazlık denebilecek montlardan bir tanesi. Markman'ın Sunrise modeli. Yani kısa bir model. Hani bunu bazen scooterci, bazen commuterci, bazen turingçi arkadaşlar da seçiyor. Ama hani spor sürüşe biraz daha uygun çünkü kısa yapılmış. Arkası birazcık daha uzun yapılmış. Tamamen hava geçirgen. Çünkü tamamen file dokusundan oluşmuş bir yapısı var. Tabii ki hani yan cepleri var, fermuarı var, boynunda herhangi bir çıt çıt yok, omuz ve dirsek korumaları var, kolları ayarlanabiliyor ve bilekleri cırt cırtlı şekilde yapılmış. Arkasına geçiyoruz, arkası da tamamen file dokudan oluşuyor ve işte pantolonunuzla beraber giyebiliyorsunuz. Belinde de şöyle tekrar cırt cırtları var ve omuzlarında da biraz genişlediği zaman size uyabilecek şekilde yapılmış şu omuz eklen körükleri var. Bu olabilir. Hani siyah seven motorcular için bu olabilir. İkincisi de daha önceden size sunduğu tabii ki deri. Biraz daha dayanıklı bir model. Yani siyah seven kullanıcılar bunu da seveceklerdir. Özellikle motosiklet kullanıcıları, süper sport motosiklet kullanıcıları bunu sevecektir. Revit'in Roamer modeli. Roamer modelinin birkaç tane ölçüsü kaldı elimizde. Hatta internetten değil de hani mağazadan alırsanız iki tane galiba seçenek var elimde. Bu 50 beden. Bir tane galiba 54 beden var. Onun dışında bunda çok fazla beden seçeneğim yok. Ama Magna'nın deri montu var. Bir dakika getireyim onu da. Siyah ve beyaz özellikleri sahip bir mont. Bunu daha önceden sunmuştum, size göstermiştim. Şöyle diyeyim, bunun körük mekanizması var, örgüçlü de var zaten. Yine omuzları korumalı, dirsekleri korumalı. Bileklerinde fermuarı var, bunun da önünde fermuarı var. Cırt cırtı var boynunda ve iç tarafı hava alabilir bir yapıya sahip. Hani bunu yaz kış giyebilirsiniz çünkü deri bir model. Hem sürtünmelere hem kazalara karşı sizi yüksek derecede koruyacaktır. Arkasında dediğim gibi şöyle bir hörgücü var. Her yerinde körük mekanizması ve dış omuz korumaları var. Dirsek ve dış dirsek korumaları var. Tamamen spor sürüş için yapılmış. Arkası çok kısa değil. Yine arka tarafında, yan tarafında ve omuzların hemen arkasında körükleri var. Ve her tarafı korumalı bir mont. Yan tarafında iki tane yan tarafında cebi yok. Buralarında örgüçleri var. Bunu alırken, bu hani detaylarını ben zaten açıklama kısmına yazacağım ama bunu alırken bir beden büyük almanız gerekiyor. Çünkü hani kalıpları biraz daha dar. Ve yani hem omuz altı, kürek kemiğinin oralarda tekrar korumaları var. İç tarafı da böyle. Arkasında yumuşak bir koruma ile beraber geliyor. Bileklerinden neredeyse dirseklerine kadar korumalı ve iyi bir mont. Altına verebileceğim ise Tech 90'ın Pirate modeli. Bu da tamamen siyah.
Siyah eldiveni geçeceğim. Eldiveni arada söylemeyi unuttum. Bu pantolon bence hoş bir model. Çünkü Pirate, Tech90 Pirate'i biliyorsunuz. Defalarca sundum. Kalça koruması var. İçinde Kevlar bir yapısı var. Şu. Sürtünmeye karşı, asfalt yaralanmaları karşı sizi koruyor. Sıcaktan, ısıdan koruyor. Ve tabii ki diz korumaları var. Özel bir dikişe sahip. Bu da iyi kotlardan bir tanesi. Kot pantolon, motorcu pantolonu olarak kullanılabilir. Süper sportlarda da kullanılır. Deri altta kullanılabilir. Benim önerim bu. Yani uygun fiyatlı en azından. Şunları çekelim. Şimdi eldivene geçelim. Arada eldiveni unuttum dedim çünkü. Eldivenlerden bir tanesi darbelere dayanıklı yeni nesil eldivenlerden bir tanesi. Onu da şöyle yandan sunayım. Şöyle yeni nesil eldivenleri biliyorsunuz zaten. Böyle darbeyi emen noktacıklı bir koruma yapısına sahip. Bu yazlık bir eldiven. Hem bileklerinde hem baş parmağında hem küçük parmağın yanında hem de tüm eklem yerlerinde korumalar var. Yüksek kapanır ve cırtçırtlı bir model. Şöyle. Bu iyi modellerden bir tanesi. Revit Sent 3 diye geçiyor. Bundan çok fazla seçenek kalmamış olabilir. Bu mesela siyah M beden. Eğer ben yok yazlık istemiyorum derseniz yine Revit'in Stockholm modeli, pardon, ben almak istemiyorum işte yazlık model, ben kışlık model almak istiyorum derseniz Five Gloss'un Stockholm siyah modelini alabilirsiniz. Bu da gerçekten iyi bir model çünkü her yerinde koruma var ve yani yumruk koruması iyi, bilek koruması şurada çok iyi yapılmış. Yüksek bilekli ve şöyle elastik yapıda bir eldiven. Five Gloss'un Stockholm'u siyah modeli. Biraz daha ucuz bir şeyler var mı derseniz işte ona yakın bir şeyler var. Bu da Speedy'nin Ashikaout olan VNT2 diye geçen modeli. Su geçirmez bir modeldir ama hani koruma bakımından bir önce sunduğum Five Gloss'un Stockholm modeli daha iyi. Eğer yazlık alacaksanız Revit Sent 3 alabilirsiniz. Bunun yalnızca ne denir? Yumruk koruması var. Bilek koruması yumuşak, yüksek kapanır, kışlık bir eldivendir. Başka model, daha önceden de sunduğum şu model olabilir. Bu modelde zaten Five Gloss'un yine Sport City modeliydi. Hem bunun körük mekanizmaları var şurasında, hem baş parmakta ve eklem yerlerinde çok iyi korumalara sahip, yumruk koruması çok iyi. Şuradan fermuarlı bir model, kısa bir model. Bilek koruması iyidir. İç tarafı tamamen deri ve hafif süet alaşımları olduğu için de bu eldiveni de tercih edebilir. Açıklama kısmına ben detaylarını ve fiyatlarını yazacağım arkadaşlar. Bu da olabilir. Şimdi montları, eldivenleri, kaskları falan hepsini söyledim. Bir de altınıza da Rockwell veya TCX'in botlarından alabilirsiniz. Onu da siyah modellerini ilk önce şurada paylaşacağım. Bu gördüğünüz DNA modeli, uzun modeli var, kısa modeli var. Bir de TCX'in modeli var. TCX'in modelini de buraya koyacağım. Umarım bu dediklerim yararlı olmuştur. Neydi? Umutcan arkadaş. Bilgi vermeye çalıştım. Siz de hani yorumlarınızı yaparsanız, almak istediğiniz şeyler konusunda, bilgi almak istediğiniz ürünler, ekipmanlar konusunda daha önceden bilgi almak isterseniz ben video çekip paylaşıyorum. Biliyorsunuz zaten. Hepinize iyi sürüşler.